Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine yüzde kar zarar problemlerinin 3. testiyle devam ediyoruz. Yukarıdaki grafikte A, B, C, D ve E ürünlerinin alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. Buna göre hangi ürünlerin kar oranları eşittir? A'dan başlayalım. Bakın A da 10'a almış, 15'e satmış arkadaşlar. Yüzde kaç kar? Bak 10'da 5 ise %50 kardır değil mi? Şöyle diyelim A için %50. %50 kar. B için konuşalım arkadaşlar. Bakın B de 20'ye almış, 28'e satmış. Yani 20'de 8 kar, yüzde acaba kaç olur? 5 katı, 5 katı ne yapacak? 40 olacak arkadaşlar. Bakın B de %40 kar olmuş olacak. C'ye bakalım. 30'a almış, 85'e satmış. Bakın 30'da, bakın 30'da ne kadar kar var? Kar 55 kar. O zaman yüzde de arkadaşlar kaç kar olur? Burada aşağı yukarı bakın 3 katını bile alsam 3 katından fazla da bak bunun da 3 katını almış olsam 165 oluyor değil mi? 165 küsuratlarını yazmıyorum arkadaşlar. Tamam. D'ye baktığım zaman 40'a almış 32'ye satmış. Bunda bir kere bir zarar var. Biz de kar oranlarına bakıyoruz ya arkadaşlar. D'ye hiç bakmaya bile gerek yok. Zarar var çünkü. E'ye bakıyorum. 50'ye almış ve 70'e satmış. Yani 50'de 20 lira kar etmiş arkadaşlar. Yüzde de ne yapar? 40 lira kar etmiş olacak. E'de %40. Bizden ne diyordu? Kar oranları eşittir. Hangilerinin eşit? Bakın şurada bir %40 vardı. Bir de E'de %40 var. B ile E demek ki kar oranları eşitmiş. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 2'ye. Sütün litresi 4x bölü 5 TL'dir. Süte %20 indirim uygulandığında. %20 indirim uygulandığında arkadaşlar ne olacak? Demek ki %80'e satmış olacak. Değil mi? 4x bölü 5 çarpı %80. %80 dediğimizde arkadaşlar şu değil mi? 80 bölü 100'dür. Sadeleştirdiğim zaman da bakın 4 bölü 5'tir. Yani 4 16x bölü 25'tir. 16x bölü 25 TL olmuş olacak. Sütün litresi ilk başta buydu. İndirim uygulandıktan sonra arkadaşlar ne oldu? 16x bölü 25 TL oldu. Ne kadar? 1 litresi arkadaşlar. Tamam. Yüzde indirim 20 indirim uyguladık. 32 bölü 25x TL'ye bakın birimler önemli. Kaç litre süt alınır? Bakın TL'yi sol tarafa yazıyordum. 32 bölü 25x TL'ye acaba kaç litre alınır? Buradan doğru orantımızı yapacak olursak arkadaşlar 32 bölü 25x çarpı 1 eşittir. 16x bölü 25 çarpı soru işareti. Buradan 25'leri gönderelim. 32 ile 16'yı sadeleştirirsem burada 2 kalmış olacak. Değil mi? Ben soru işaretini arıyorum. X'i de şuraya bölüm olarak atarsam soru işareti eşittir. 2 bölü x kare gelir. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 3'e. Bir seyyar satıcı 3 tanesini 5 liraya aldığı kalemlerin 3 tane 5 TL. 4 tanesini 7 TL'ye alıyor. Bak, 4 tanesini ne yapıyormuş? 7 TL'ye satıyormuş arkadaşlar. Tamam. Karı yüzde kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki adetleri ben eşitleyecek olursam şunu komple 4 ile çarpayım. Bunu da 3 ile çarpayım. Bunu da 4 ile çarptığım zaman 12 tane ne olacak arkadaşlar? 20 TL olmuş olacak. Burada da 12 tanesi 21 TL olmuş olacak. Yani karı yüzde kaç? Bak 20'de 1 TL fazla. 20'de 1 fazla. Yüzde kaç fazla olur arkadaşlar? Bakın bunun 5 katı. Birinde 5 katı 5 olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 4'e. Bir ürün %8 kar ile satılırsa elde edilen kar 96 TL'den fazla. O zaman biz bu ürüne ne diyelim arkadaşlar? 100x diyelim. Tamam mı? Ürün 100x. Ben bunu %8 kar ile satacak olursam 108x olacak. Elde edilen kar 96 TL'den fazla olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar kar ne olacak? Bak buradaki kârı denk getireceğim. Bizim kârımız burada ne arkadaşlar? 8x olduğu için 8x büyüktür 96 diyeceğim. Anlaştık mı? Neden böyle dedim? 108 almadım mı? Kâra kâr karşılık getireceğim. %15 zarar ile satarsa şimdi 300 zararı da 300 TL'den azdır diyor. O zaman zarara zarar karşılık getirmek için arkadaşlar ne olacak? Ben 100x'i
%15 zararla sattığım zaman 85x olacak. Ama ben zarara zarar karşılık getireceğim için 15 zarar olacak. 15x. Bu zarar 300 TL'den azmış arkadaşlar. O zaman şöyle olacak. Buradan her tarafı 8'e böldüğüm zaman x büyüktür 12 gelecek. Her tarafı 15'e böldüğüm zaman da x küçüktür 20 gelmiş olacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Pozitif sayıya böldüğüm için eşitlik yön değiştirmedi. Şu iki bilgiyi birleştirecek olursam x dediğim 12'den büyük, 20'den küçük olacak. Buna göre diyor bu ürün %6 kar ile satılırsa yapılacak olan kar miktarı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor arkadaşlar. Bakın ben ki burada kar bizden de kar miktarı istiyor ya. Buradaki karımız bizim ne olacak? 100x'te ürünümüz 6x karımız olacak değil mi? Yani ben 6x'i arıyorum. Şimdi 6x olması için komple 6 ile çarpacak olursam 12 çarpı 6'dan 72, 6x ve 120. O zaman buradaki kar miktarı bu aralıkların hangisinde değil arkadaşlar? 80, 92, 108, 118 bu aralığın içinde 124 bakın bu aralığın içerisinde değil. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 5'e. Bir iş yerinde işçilere iki farklı zam seçeneği sunulmuştur. Birinci seçenek maaşa %20 zam. O zaman biz ne diyelim arkadaşlar? Maaş 100x olsun. Tamam. %20 zam yapılıyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? 120x olmuş olacak. İkinci seçenekte maaşımız 100x'ti. 100x'e 180 TL zam yapılıyor. Maaşa AT'li. Ben burada maaşı 100x seçmiştim. Demek ki burada A'yı ne seçmiş olduk? A'yı 100x seçmiş olduk. Tamam. Maaşı AT'li olan yani 100x olan ikinci seçeneği seçmiş. Şimdi arkadaşlar ikinci seçeneği seçtiyse eğer o zaman demek ki bu 120x 100x artı 180'den küçük olacak değil mi? Bu daha büyük olacak ki karlı olacak ki ikinci seçeneği seçsin. Buradan 20x küçüktür 180. Her tarafı 20'ye bölersem x küçüktür 9 olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Maaşı BTL olan o zaman da bunun da maaşına ne diyelim arkadaşlar? B'yi de biz 100Y olarak alalım. Birinci seçeneği tercih etmiş. Şimdi o zaman arkadaşlar bunun maaşı ne olacak? Y cinsinden yazdığım zaman 120Y olacak. Bununki ne olacak arkadaşlar? Şurası da 100Y artı 180 olmuş olacak. Değil mi? Birinci seçeneği seçtiğine göre 120'ye büyük olacak arkadaşlar. 100y artı 180'den. Buradan da 20y büyüktür 180. Her tarafı 20'ye böldüğüm zaman y de büyüktür 9 olacak. Tamam. Şimdi ben burada a ile y'yi ben uydurdum arkadaşlar. Değil mi? Bunların yerine a yerine ne yapmam lazım benim? 100x yapmam lazım. Şimdi x küçüktür 9 değil miydi? Evet. Ben şimdi bunu 100x yapmak için her tarafı 100 ile çarpayım. 100x küçüktür 900 olacak. Benzer şekilde arkadaşlar burayı da 100y yapmak için her tarafı 100 ile çarparsam 100y büyüktür 900 olacak. Şimdi 100y dediğimde 900'den büyük değil mi? Bakın onu da şuraya yerleştirdim. 100x dediğim arkadaşlar bu a küçüktür 900. 100y dediğimde b'ydi. Bakın doğru cevabımız buna göre E şıkkı olmuş oluyor. Tamam. Geldik 6'ya. Yaş üzüm kurutulunca ağırlığının %40'ını kaybediyor. Yaş üzümün kilosunu 4 TL'den alan bir kişi kuru üzümün kilosunu kaç TL'den satarsa %50 kar elde eder diye soruyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu yaş üzüm işte kurutulduğu zaman fire veriyor ya arkadaşlar. Bu fire sorularında veya işte bozuk tartı şeklinde karşımıza gelebilir. Şimdi sen kendine uygun bir metodun varsa yap. Tamam mı? O şekilde yap. Ama yoksa benim yaptığım gibi yaparsan daha iyi olur. Çünkü bu tip soruları tek denklemden çıkartabiliyoruz. Nasıl? Mesela yaş üzüm diyor ya arkadaşlar bizim 10 kilo üzümümüz olsun. Tamam mı? 10 kilo yaş üzümümüz olsun. Tamam. Şimdi 10 kilo. Bunun kilosu da kaç liraymış arkadaşlar? 4 liraymış. O zaman 10 çarpı 4 lira benim bir maliyetim olacak. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar kuruttuğum zaman bu 10 kilo kaç kiloya düşer? 6 kiloya düşer. Evet. Kilosunu ben acaba kaç TL'den satarsam? Bak şu anda bu tarafla bu taraf arasında bir dengesizlik var. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada kritik nokta burası. Ben kaç TL'den satarsa %50 kar elde edeceğim ya. Ben şimdi %50 karı
Neyin üzerinden kar ya da zararı neyin üzerinden hesaplıyordum? Maliyet üzerinden. Benim maliyetim ne? Maliyetim şurası arkadaşlar. O zaman %50 kar elde edeceksem o zaman ben ne olacak? Buraya 150 bölü 100 yazayım ki bunlar dengelensin arkadaşlar. Tamam mı? Buradan x'i bulalım. Bakın şimdi şurada sadeleştirmelerimizi yapalım. 2 tane 0 gitti mi? 1, 2 tane 0 gitti arkadaşlar. 15 ile 4'ü çarpsam 60 mı? 60 eşittir 6 x'e. X buradan 10 olarak bulunur arkadaşlar. Bakın doğru cevabımız D şık. Tamam. Olmadıysa bir daha dinleyin lütfen. Bence önemli soru tipi. Geldik 7'ye. Yukarıda 5 farklı ürünün alış ve satış fiyatları verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre hangi ürünün kar oranı diğerlerine göre daha azdır? Şimdi x'e almış. 7x bölü 4'e satmış. Ben şimdi karı nasıl belirliyorum? Satıştan alışı çıkartıyorum. Doğru mu? Şimdi birincisi için arkadaşlar biraz ayrıntılı yapayım. Diğerlerini benzer şekilde deyip geçeceğim. Tamam mı? Şöyle. Satış eksi alış ne olur? 7x bölü 4 eksi x'ten bizim karımız buradan 3x bölü 4 olur. Yani x de 3x bölü 4 kar. O zaman arkadaşlar yüzde acaba kaç olur? Şimdi bu 3 bölü 4 ne oluyordu? 3 bölü 4 ne oluyordu arkadaşlar? %75 oluyordu. Demek ki bunun karı %75. Tamam. Burada y'yi alıp 9y bölü 5'e satıyor. Satıştan alışı çıkardığım zaman ben 4y bölü 5 olmaz mı? Evet. Yani y'yi alıyorum. 4y bölü 5'e satıyorum. Yani bunu şöyle düşün. Y'lerin yerine 1 yaz. 1'i alıyorum. 4 bölü 5'e satıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yüzde kaç kar etmiş oluyor? 20 ile çarptığım zaman 80 bölü 100 oluyor ya. %80 kar etmiş oluyor. Bak. %80. Şöyle yazayım da. %75. Tamam. Z'yi alıyor. 5Z bölü 3'e satıyor. O zaman satıştan alışı çıkardığım zaman Z'yi alıyor. 2Z bölü 3'e kar olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar kar olmuş oluyor. Yani Z yerine 1 yazdım. 1'i alıyor. 2 bölü 3'e satıyor. Şimdi bu kadar kar elde etmiş oluyor. Özür diliyorum. Bu da arkadaşlar 33 ile çarpsam paydasını 100 yapmaya çalışıyorum. Çünkü yüzde kaç kar yaptığını buluyorum. %66 küsuratı da var. Tamam. Bu %66 nokta küsür. Şimdi burada da T'ye alıp 11T bölü 6'ya satıyor ama buradaki kar ne? T'ye alıp 5T bölü 6 kar elde etmiş oluyor. T yerine 1 yazarsam 1 alıyor. 5 bölü 6'ya satıyormuş gibi de düşünebiliriz. Bunu da aşağı yukarı 16 desem arkadaşlar yaklaşık değerlerini buluyorum ben. 80 küsür. Bak %80 küsür. Küsuratı da var. Hesaplamıyorum onu. %80 küsür. Ben zaten en azı bulacağım ya arkadaşlar. Bak şu anda zaten C'den daha küçük yok. Bunların olma şansı yok zaten. En son da N'ye alıyorum. Bakın buradaki karım ne? Satıştan alışı çıkardığım zaman N'ye aldığım zaman 6N bölü 7 kar olmuş oluyor. 1'i alıp 6 bölü 7 kar olmuş oluyor. Bunu da 14 ile çarparsam 84 bölü 98 yapıyor ya. Yaklaşık olarak 100 olarak hesap etmiş olsak. Aslında 84'ten de fazla. Yani %84'ten de fazla. O zaman bu da olmaz arkadaşlar. En düşük kar oranına sahip bakın C olması lazım. Bunu veren şıkkımız da bakın B şık. Tamam. Geldik 8'e. Bir manav şeftalileri %20 kar ile satacaktır. Fakat manavın kullandığı elektronik terazi ürünün ağırlığını olması gerekeninden %30 fazla göstermektedir diyor. Buna göre bu teraziyle satış yapan manavın gerçek karı yüzde kaçtır? Bakın fire sorusu işte. Bizim şöyle olsun arkadaşlar. 10 tane yani 10 kilo şeftalimiz olsun bizim. Tamam mı? Bunların işte kilosu da 10 TL olmuş olsun. O zaman benim maliyetim 100 TL yapmaz mı? Evet. 10 çarpı 10'dan 100 yapar. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar ne olacak? Benim maliyetim bu. 10 çarpı 10. Anlaştık. Fakat diyor bak ben şimdi 10 taneyi ne yapacağım? %20 karla satacağım ya. 12'ye satacağım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Tabii bakın. Tabii burası 10 da olmaz değil mi? %30 fazla. Şöyle birimleri yazalım da arkadaşlar. Burası KG. Burası da TL olsun. Tamam mı? Şimdi şurası %30 fazla tartmayacak mı? Bak kilogram olarak. O zaman kilogram 10 demiştik ya. 10 kiloyu 13 kilo olarak
tartmış olacak. Şu anda arkadaşlar burada bir eşitlik yok değil mi? Bu eşitliği sağlayabilmek için dediğim gibi tek denklemden çıkartabiliyoruz bunları. Bu şekilde satış yapan manavın gerçek karı yüzde kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Buradaki bizim karımız ne olsun? Bakın yüzde kaç kar yaptığını bilmiyorum ya ben. 100 artı x bölü 100 diyelim arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde diyelim. Burada yüzler bakın 10 çarpı 10 100 yapar zaten. 100 artı x eşittir 12 çarpı 13 ne yapar? 156 yapar. X de buradan 56 olarak bulunur. Doğru cevabımız E şıkkı. Evet. Bakın gerçek kar diyor ya. Biz karı neyin üzerinden? Niye bu tarafa yazdım da niye bu tarafa yazmadık diye sorarsanız arkadaşlar biz karı neyin üzerinden hesaplıyoruz? Maliyetin üzerinden. Benim maliyetim bu ya. Yani dolayısıyla bu. O yüzden buna yaptık. Anlaştık mı? Geldik 9'a. Bir ürünün %40'ı %20 kar ile. Şimdi ürünün diyor ya arkadaşlar bizim 10 tane ürünümüz olsun. Tamam. %40'ı dediği 4 mü olacak? Evet. Hatta şöyle yapalım. Bizim maliyetini hesaplayalım önce. 10 tane ürün olsun. Tanesi de 10 lira olsun. Bak, tanesi 10 lira. O zaman toplam benim maliyetim ne olacak arkadaşlar? 10 çarpı 10'dan 100 TL ne olacak? Maliyet olacak. Evet. Ben şimdi %40'ını yani onun %40'ı 4 yapar. %20 kar ile. Arkadaşlar ben 10 TL'ye satıyordum. Şimdi %20 kar olursa 12 TL'ye satacağım. Değil mi? Kalan kısmında kalan da 6 değil mi arkadaşlar? Evet. Bunu da %30 zararla. Şimdi 10'a satıyordum. %30 zarar edeceksem 7'ye satacağım. Buradan ne kadar elime para ödemiş olurum daha doğrusu? 48 artı 42'den 90 gelecek. 100 liraya mal ediyordum. Şimdi 90 lira olmuş oldu. Demek ki %10 zarar olmuş oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 10. soruya. Bir ürünün alış fiyatı üzerine alış fiyatı ne olsun? Alış fiyatı 100x olsun. Tamam. Da şöyle de yazalım şuraya. Alış. Şuraya da ne diyelim? KDV diyelim arkadaşlar. 100x'e aldım ben. Ne oldu? %18 KDV eklersem arkadaşlar 18x KDV oldu. Etiket fiyatı oluşmaktadır. Bu da aynı zamanda neymiş arkadaşlar? Etiket fiyatıymış. Anlaştık. Bu ürünün alış fiyatına %50 zam yapılırsa, alışımız 100x'ti. %50 zam yaptığım zaman 150x olacak. Şimdi KDV'si ne olacak arkadaşlar? %18 KDV dediğimiz zaman 150x çarpı 18 bölü 100 mu olmuş olacak? Tamam. Buradan birer tane 0 gitti. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2. 18 ile 2'yi sadeleştirdim. 9. 9 çarpı 3. 27x. Yani KDV'miz ne oldu arkadaşlar? 27x olmuş oldu. Tamam. KDV'si 90 TL arttığına göre. Şimdi 18x'ti. 27x oldu. Ne kadar arttı? 9x. Bu artış miktarı aynı zamanda 90 TL değil mi? X de buradan 10'dur arkadaşlar. Biz de ilk ürünün ilk alış fiyatı ürünün ilk alış fiyatı kaçtır? 100x değil miydi? O zaman yüzde de 10'u çarparsam ne olacak? 1000 olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 11'e. Bir fırıncı 2020 yılında 300 gramlık Ramazan pidesini 2,5 TL'ye satmıştır. Şöyle not edelim. 300 gram 2,5 TL. 2021 yılında ise pidenin gramını 100 gram azaltıp 300'dü. 100 gram azaltırsam ne olacak o zaman? 200 gram olacak. Tamam. Fiyat da 1,8 TL olmuş. Buna göre Ramazan pidesinin fiyatındaki değişim ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Ne yapıyorduk? Şuradaki gramları eşitleyelim. 300 ile 200, 600 de eşitlenir. Bunu 2 ile bunu da 3 ile çarparsam ne olacak arkadaşlar? Şurası 600 gramı 2 çarpı 2,5'tan 5 TL yapacak. Buradan 600 gramı ne olacak? O 1,8'de 3 çarparsam 5,4 TL. Ne kadar bir artış var mı? Artış var arkadaşlar. 5 TL iken 5,4 olmuş. Yani 5'te 0,4 TL artmış. Yüzdesine bakalım o zaman. Çünkü şıklara hep baktığım zaman yüzdeli. O zaman yüzde arkadaşlar kaç olur? Bunun 20 katı değil mi? Evet. 0,4'ün de 20 katı ne yapar? 8 yapar. Demek ki yüzde de 8 artmış arkadaşlar, değil mi? %8 artmış. O yüzden bakın doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 12. ve son sorumuz herhalde. Evet.
Apartman yöneticisi Murat Bey arızalanan asansörün bakımını ve tamiratını yaptırmıştır. Asansör firması malzeme maliyet fiyatının üzerine %50 kar, işçilik ücreti de dahilmiş buna, eklemiş ve oluşan fiyatın üzerine de %18 KDV ekleyerek 2.124 TL'lik fatura kesmiştir. Ve buna göre firmanın asansör tamirinden elde ettiği kar kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar ne diyelim? Biz şöyle diyelim. Tamirat için arkadaşlar ne olsun? 100x TL. Niye yazmadı bu? 100x olsun. Tamam. Şimdi maliyet fiyatının üzerine maliyeti bu. %50 kar koyduğum zaman ne olacak arkadaşlar? 150x olmuş olacak. Bir de bunun üstüne %18 KDV ekliyorum. Eklediğim zaman yukarıda da yapmıştık değil mi? %18 KDV'yi eklediğim zaman kaç çıkmıştı? 27x mi çıkmıştı? Evet. Yani 177x olacak. Şunları yaptığım zaman. Bu da toplamda arkadaşlar 177x oldu. Bak 100x iken hem %50'yi ekledim hem de KDV'yi ekledim. 177x oldu. Yani toplamda ne kadar ödemiş? Bu kadar. Yani 2.124. Buna tam bölünüyor mu? 177'ye bölelim. Bir kere var. Bir kere 177. 5, 3, 354. Kaç kere? 2 kere var değil mi? Tamam. X'i buradan ne bulduk arkadaşlar? 12 olarak bulduk. Asansör tamirinden elde ettiği kar. Şimdi asansör elde ettiği kar neydi arkadaşlar? Bakın %50 idi. Değil mi? %50 idi. Yani buradan arkadaşlar 50x'ti. Dolayısıyla. Evet. Şimdi x'i de 12 olarak buldum. 50 çarpı 12'den ne yapacak? 600 TL kar elde etmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.